Tabii baş ağrısının çok nedenleri var. Bunlardan bir tanesi de beyindeki e, dolaşım yetmezliği, dolaşım o yetmezliği veya kılcal damarlardaki ufak ufak dediği pıhtılar. Bunlar da baş ağrısı yapabilir. Ama MR tetkiklerinde bir beyinle ilgili beyin tümörüne rastlanmadığına göre... Bununla ilgili ilaç kullanması lazım. Yani antikoagülan dediğimiz mesela bir aspirin mutlaka... İlaç değil zaten de yani ha. sulandırıcı tamam. diyelim. Su, su, sulandır, kan sulandırıcı, <laughs> kan sulandırıcıların ha. mutlaka kullanması lazım. Hı hı. Çünkü orada madem böyle ufak ufak fıtılar var ileride daha ciddi problemlere yol açmaması için bu kan sulandırıcıları yavaş her gün bir tane kullanması yer var. Evet bu önemli. Bu baş ağrısı yapabilir. Bunun dışında boyun fıtığından ameliyat olduğunu söylüyor. Bazen boyun fıtığı da e, baş ağrısına neden olabilir. Onun tekrar bir kontrol filmlerini yaptırıp e, bazen çok mes çoklu mesafelerde olabiliyor. E, o boyun fıtıkları acaba e, diğer mesafelerde de var mı yok mu ona göre tedbir almak gerekebilir tabii ki. Şimdi az önceki bir önceki telefonda hanımefendi dedi ki şu kortekse sigaranın ve beyni beyin hücrelerine zarar verdiği ve tümoral yapılara yol açtığı yönünde... Yayınlar var, haberler çıkıyor dedi. Hakikaten sigaranın beyin üzerindeki fonksiyonel etkisinde sorayım, tümoral bir yapıya sebep olabilir mi böyle bir risk var mı sigara? Ya şimdi sigara? şöyle söyleyeyim, e, beyin tabi sigara çok e, beyin için çok zararlı bir e, madde, Hı. yani onu kabul etmek lazım. Hiçbir hastamıza biz kesinlikle sigarayı tavsiye etmiyoruz, kesmesini Hı. rica ediyoruz özellikle. E, bu Sigaranın en büyük zararı hastalarda e, bu anerizma.